Teşekkür ediyoruz. Hazal Vekili Avukat Habibe Kavak, Sayın Heyet, Sayın Savunma Makamı. Ceza muhakemesi hukukumuz sanıktan delile değil, delilden sanığa gitme ilkesini benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda bizler de öncelikle iddia ve taleplerimizi açık bir şekilde ortaya koyan ve hukuka uygun şekilde elde edilen delilleri değerlendirmek istiyoruz. 1. SSÇ'nin telefon sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi işlemi. Bu işlem CMK madde 135'te düzenlenmiştir. İlgili hükmün usulü, ilgili hüküm şunu söyler, hakim kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı kararı. Usulü bu şekilde olmakla birlikte şartları ise somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka surette delil elde edilmesi imkanının bulunmaması durumudur. Bu bilgiler ışığında somut olayı inceleyecek olursak. Sayın Ed, henüz 18 yaşında kayıp genç bir kadın bir tarafta ve bu kadının telefon sinyal bilgileri son olarak ormanlık alanı işaret ediyor. Diğer tarafta da bu kadın ile bardan ayrılan, tırnak aralarında toprak bulunan, kıyafetleri kanlı SSÇ Ahmet. İşleme ilişkin talimat verildiği esnada içerisinde bulunulan durum bu şekildedir. Bu durum ilgili hükümde belirtilen bütün şartları sağlamaktadır. 2. Mağdurun telefon sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi. Bu işlemde Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği üzere CMK madde 135 kapsamında değil, 160 ve devamı hükümleri uyarınca Cumhuriyet Savcısının genel soruşturma ve delil toplama etkisi kapsamında değerlendirilmelidir. 3. Tırnak örneklerinin alınması. Sayın Et, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla kişiden tırnak örneği alınabilmesi CMK madde 75'te de belirtildiği üzere gecikmesinde sakınca bulunan hallerde mümkündür. Somut olayda SSÇ Ahmet'in tırnaklarını temizlemek suretiyle bu delili ortadan kaldırma ihtimali nedeniyle gecikmesinde sakınca bulunan hal mevcuttur. 4. Kıyafetler hakkındaki el koyma kararı. Sayın Et, CMK gecikmesine sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı talimatı kararıyla el koyma kararı verilebileceğini düzenlemiştir. Adli analiz araştırmaları üzerinde kan lekeleri bulunan kıyafetlerin kapalı, hava geçirmez kutu ya da poşetlere konulması durumunda sağlıklı sonuçlar alınamayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla Gürkan tarafından teslim edilen, poşetlenmiş vaziyette teslim edilen kıyafetler için sağlıklı sonuçlar alınamayacak olması ihtimali nedeniyle gecikmesine sakınca bulunan hal mevcuttur. 5. SSÇ'nin babasına ait aracın aranması. Suç şüphesi dolayısıyla yapılan arama adli aramadır ve usulü CMK madde 119'da belirtilmiştir. İlgili hükme göre kamuya kapalı alanlarda arama yapılabilmesi için kural olarak hakim kararı gerekmektedir. Dosya kapsamındaki aramada sulh ceza hakimi kararı ile gerçekleştirilmiştir. 6. Doruk'un kollukta alınan ifadesi. Sayın Et, Cumhuriyet Savcısı talimatıyla kolluk tarafından sanığın ifadesi müdafi huzurunda alınmıştır. Sanık avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması gerektiğini ileri sürmüştür. Ancak soruşturma avukatlık kanunu madde 58'de belirtildiği üzere avukatlık mesleği görevinden doğan yahut görev sırasında işlenen bir suçla ilgili değildir. Dolayısıyla soruşturma izni alınması gerekmemektedir. 7. Dosya kapsamındaki beyanlar. Aslında 3 beyan delili incelemesi yapmamız gerekiyor. Mustafa'nın ilk beyanları yakalama, gözaltına alma, ifade alma yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtilen bilgi alma işlemidir. Mustafa'nın ikinci beyanları ve Şeyma'nın beyanları ise tanık beyanı olarak nitelendirilir ve soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınmıştır. Sayın Et, maddi gerçeğe ulaşmamızı sağlayan deliller bu şekilde olup, beyanlarımızı bu deliller ışığında sunacağımızı belirterek sözü meslektaşıma bırakıyorum. Teşekkürler meslektaşım. Katılan Zehra Vekili Avukat Bünyamin İlbars, Sayın Heyet, Sayın Savunma Makamı. Dosyada yer alan Betül'e yönelik eylemlerin bir kısmını değerlendirmek üzere söz almış bulunmaktayım. Meslektaşım delil değerlendirmesini teferruatıyla yaptı. Ben de kendisine iştirak ettiğimi belirtmek istiyorum. Bu deliller bağlamında maktule Betül'e yönelik gerçekleşen ilk eylemi değerlendirecek olursak. Tanık Şeyma'nın beyanları ve SSÇ Ahmet'in tevil yoluyla beyanlarından anlaşılacağı üzere Ahmet bardayken Betül'e yönelerek her ikinizi de öldürürüm, bu gece benim olacaksın şeklinde sözler sarf etmiştir. Ahmet'in Betül'e yönelik sarf ettiği bu sözleri TCK madde 106 taksim 1'de belirtilen kendisinin hayatına vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit suçunu meydana getirmiştir. Açıkladığımız bu nedenlerle SSÇ Ahmet'in TCK madde 106 taksim 1'in ikinci cümlesinden cezalandırılmasını talep ediyoruz.
Maktule Betül'e yönelik gerçekleşen ikinci eylemi değerlendirecek olursak. Sayın heyet, tanık Şeyma'nın beyanlarından Betül'ün eve gitmek saikiyle Ahmet'in aracına bindiğini anlıyoruz. MOBESE kayıtları ve Ahmet'in beyanlarından anlaşılacağı üzere Ahmet 23.15 sıralarında Belgrad Ormanı güzergahında aracı durdurup Betül'le tartışıyor. Ve telefon sinyal bilgilerini incelediğimizde Ahmet ve Betül'ün telefonlarının aynı anda Belgrad Ormanı'nda sinyal verdiğini görüyoruz. Açıkladığımız bu hususlar Ahmet'in Betül'ü eve bırakmak bahanesiyle Belgrad Ormanı'na götürdüğünün delilidir. Ve Betül Belgrad Ormanı'nda rızası hilafına tutulmuştur. Peki biz bunu nereden anlıyoruz? Sayın heyet, Betül'ün kanında yapılan adli inceleme sonucunda eter maddesine rastlanıyor. Ve aynı maddeye Ahmet'in kullanımında bulunan içinde Betül'ün de bulunduğu aracın sürücü ön koltuğunun iç kısmındaki şişede rastlanıyor. Bu da Betül araçtayken Ahmet'in Betül üzerinde eter maddesini kullandığını bize açık bir şekilde göstermektedir. Ayrıca tanık Mustafa'nın dosyadaki somut delillerle desteklenen spesifik beyanlarda bulunduğunu görüyoruz. Tanık Mustafa'nın beyanlarından anlaşılacağı üzere Betül araçtan inip ormana doğru koşarken Ahmet de Betül'ün arkasından koşmaktadır. Betül'ün bu kaçma iradesi kanında eter maddesine rastlanması ve aynı maddenin araçta ele geçirilen şişede tespit edilmesi Betül'ün araçta rızası hilafına tutulduğunu yani TCK madde 109'a belirtilen bir yere gitmek ya da bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakıldığını bize açık bir şekilde göstermektedir. Bahse konu eylemin hukuki nitelendirmesini yapacak olursak, iddia makamı bahse konu eylem hakkında TCK madde 109'un 1 ve 2. fıkralarından cezalandırma talep etmiştir. Ancak bu iki fıkra temel ceza öngören fıkralar değil, birbirini destekleyici fıkralar değil, temel ceza öngören fıkralardır. Bu nedenle bu iki fıkradan cezalandırma talep edilmesi hatalıdır. Ayrıca Betül'ün araçta cebir, tehdit ya da hileyle araçta zorla tutulduğuna dair bu aşamada herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Açıkladığımız bu nedenlerle SSÇ Ahmet'in TCK madde 109 taksim 1 hükmünden cezalandırılması gerekmektedir. Ayrıca Sayın Et, az önce de belirttiğimiz üzere Betül'e yönelik eylemlerde eter maddesi kullanılmıştır. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 09.09.2014 tarih ve 2014'de 96.24 sayılı kararından anlaşılacağı üzere eter maddesi TCK madde 6 kapsamında silahtan sayılmaktadır. SSÇ Ahmet'in kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunu silahtan sayılan eter maddesiyle işlemesi hasebiyle tayin edilen cezada TCK madde 109 taksim 3A hükmü uyarınca artırım yoluna gidilmelidir. Bununla birlikte Ahmet'in Betül'den hoşlandığını söylemesi, Betül'e bu gece benim olacaksın şeklinde sözler sarf etmesi ve Betül araçtan bağırarak çıktıktan sonra Ahmet'in üstü çıplak ve ayakları yalın bir şekilde arkasından koşması, SSÇ Ahmet'in kişi hürriyetinden yoksun kılma suçunu cinsel amaçla gerçekleştirdiğini bize kanıtlamaktadır. Açıkladığımız bu nedenlerle TCK madde 109 taksim 5 hükmü uyarınca ayrıca cezasında artırım yoluna gidilmesi gerekmektedir. Sayın mahkemeden talebimiz de bu yöndedir. Maktule Betül'e yönelik gerçekleşen üçüncü eylemi değerlendirecek olursak. Sayın heyet, defaatle belirttiğimiz üzere Ahmet bardayken Betül'e benim olacaksın şeklinde sözler sarf etmiştir. Ahmet'in bu sözleri Betül'e cinsel saldırıda bulunma kastını göstermektedir. Ve iş dünyasındaki kastının dışa yansıması olarak SSÇ araçta kıyafetlerini ve ayakkabılarını çıkarmıştır. Ancak Betül'ün kaçması nedeniyle yani elinde olmayan sebeplerle eylemini tamamlayamamıştır. Açıkladığımız bu gerekçeler SSÇ Ahmet'in nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiğini bize kanıtlamaktadır. Ayrıca Ahim MC Bulgaristan kararında tecavüze ilişkin şiddet izleri ya da doğrudan tanıklar gibi somut delillerin mevcut olmaması halinde dahi yetkili makamların buna rağmen tüm gerçekleri ortaya çıkarmaları ve tüm dava koşullarını değerlendirerek bir karar vermeleri gerektiğini belirtmiştir. Açıkladığımız bu nedenlerle SSÇ Ahmet'in nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs ettiğine dair kovuşturmanın genişletilmesini ve maddi gerçeğin ortaya çıkması için araçta detaylı bir aramanın yapılmasını talep ediyoruz. Araçta Ahmet'e ait vücut sıvısı ya da başka bir MR'ye rastlanması halinde isnat edilen suç sübuta ereceğinden SSÇ Ahmet'in TCK madde 102 taksim 2 hükmünden cezalandırılması gerekmektedir. Talebimiz de bu yöndedir. Devam etmek üzere sözü meslektaşıma bırakıyorum. Sayın heyet, ben de katılan Zehra'nın vekili olarak söz almış bulunmaktayım.
Öncelikle meslektaşımın da izah ettiği gibi SSÇ Ahmet Belgrad Ormanı'nda Betül'ün arkasından koşmaktadır. Bu esnada tanık Mustafa'nın dosyadaki somut delillerle uyumlu beyanlarından anladığımız üzere Betül'ü kafasına fırlattığı bir taş ile öldürmüştür. Betül'ün ölümüne künt bir cisimle kafasına aldığı darbenin neden olduğu yönündeki adli rapor. Betül'ün gömülü bulunduğu yerde üzerinde kendisine ait kanın tespit edildiği bir taşın bulunması. Betül'e ve Ahmet'e ait telefonların olay gecesi Betül'ün öldüğü bölgeden sinyal vermesi. Ahmet'in tırnağındaki toprak örnekleriyle Betül'ün gömülü bulunduğu yerdeki toprak örneğinin uyuşması da eylemin bu şekilde ve Ahmet tarafından gerçekleştirildiğini kanıtlamaktadır. Sayın heyet, bunu duruşma zaptını geçmenize değil beni dinlemenizi istiyorum. Yani Ahmet, meslektaşımın izah ettiği gibi önce barda Betül'ü ona sahip olmak, aksi takdirde öldürmekle tehdit ediyor. Götürdüğü Belgrad Ormanı'nda da ona sahip olamayınca kafasına fırlattığı bir taş ile öldürüyor. Yani Ahmet barda ne dediyse Belgrad Ormanı'nda da onu yapıyor. Ahmet kastının öldürmek olduğunu bundan daha net nasıl ifade edebilirdi? TCK madde 81 kapsamında ölen tek kişi evet Betül'dür. Ama vicdansınız şunu söyler, Betül'ün anne ve babası da öldürülmüştür o gece. Bunun dikkate alınmasını talep ediyoruz. Ahmet'in bu şekilde gerçekleşen eylemi maddi ve manevi unsurları itibariyle TCK madde 81'de belirtilen kasten öldürme suçuna vücut vermektedir. Ahmet bu eylemi kadına karşı işlediğinden TCK madde 82 1F hükmüyle cezalandırılmalıdır. Daha sonrasında Betül'ü ölü gömülmesine ayrılan yerler haricindeki yere gömmesi sebebiyle de TCK madde 196'da belirtilen suç meydana gelmiştir. Bu nedenle öncelikle kendisine TCK madde 75 taksim 3 uyarınca ön ödeme için süre verilmesini, ödeme yapılmadığı takdirde bu suçtan da cezalandırılmasını talep ediyoruz. Dora ilişkinde beyanda bulunacak olursak, Ahmet'in olay gecesi ağabeyi Cemil'le önce iletişim kurduğunu, ardından bir araya geldiğini beyan etmesi, Ahmet'in Belgrad Ormanı dönüşünde yaptığı kazada yanında ağabeyi Cemil'in de yer almasından anlıyoruz ki, gömme eylemine iştirak edenlerden birisi SSÇ'nin ağabeyi Cemil'dir. Gömme eylemine iştirak eden üçüncü kişi ise sayın heyet, sanık Doruk'tur. Doruk, olay gecesi Cemil'le beraber Sarıyer'deki ormanlık bir alana gittiğini beyan etmiştir. Ahmet'in ağabeyiyle buluşmadan önce Cemil'in kendisine yakın bir civarda olduğunu söylemesinden anlıyoruz ki, Cemil ile Doruk'un gittiği Sarıyer'deki ormanlık alan Belgrad Ormanı'dır. Bununla birlikte Cemil'e ait araca Doruk'un ofisinin sokağında, bu aracın anahtarına Doruk'un masasında rastlanması ve Doruk'un ofisinde üzerinde Betül'e ait kanın tespit edildiği kıyafetlerin ele geçirilmesinden şunu anlıyoruz. Doruk ve Cemil olay gecesi Belgrad Ormanı'na gidip gömme eylemine iştirak ediyorlar. Doruk Cemil'e ait araçla ardından ofise dönüyor ve suç esnasında giymiş olduğu üzerinde Betül'e ait kanın tespit edildiği kıyafetleri bir poşete ardından dolaba saklıyor. Tanık Mustafa da eylemi gerçekleştirenlerden biri olarak Doruk'u teşhis etmiştir. Bu teşhis işlemi hukuka aykırı şekilde gerçekleştirildiğinden hükme esas alınamayacaktır. Diğer deliller suçun sübutu için yeterli olmakla birlikte sayın mahkeme suçun sübutu açısından teşhis hususunu gerekli görüyorsa tanık Mustafa ile Doruk'un yüzleştirilmesini talep ediyoruz. Doruk'un bu şekilde gerçekleşen eylemleri TCK madde 281'in gerekçesinde de belirtildiği üzere işlenen başka bir suçun yani Betül'ün öldürülmesi suçunun delil ve eserlerini gizlemektir. Bu nedenle eylem ilgili hükümde yer alan suç delillerini gizleme suçunu oluşturmaktadır. Bu suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında öğretide de ifade edildiği üzere bu eylem bir diğer açıdan TCK madde 196'da belirtilen ölü gömülmesine ayrılan yerler haricindeki yerlere ölü gömme suçunu oluşturur. Ve bu suç öğretide de ifade edildiği üzere münhasıran düzenlenen ve yine münhasıran ileri sürülen bir suçtur. Bu nedenle Doruk'a bu suçtan da öncelikle TCK madde 75 taksim 3 hükmünce ön ödeme için süre verilmesini, ödeme yapılmadığı takdirde bu suçtan da cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında sayın heyet, tutukluluğa ilişkin de talepte bulunmak gerekecekse, Ahmet ve Doruk'un Betül'ün öldürülmesi suçunun delillerini gizledikleri ortadadır. Bu nedenle toplanmasını talep ettiğimiz deliller hakkında da benzeri eylemlere kalkışacaklarına ilişkin kuvvetli şüphe sebepleri mevcuttur. Ayrıca dosyadaki sinyal bilgileri, toprak örnekleri, adli raporlar, aramalar sonucu elde edilen bulgular, tanık beyanları, Doruk'un ofisinde ele geçirilen kanlı kıyafetlerden anladığımız üzere
sanık ve SSC'nin cezalandırılmasına yeter seviyede delil mevcuttur. Bu nedenle tutuklama için gereken kuvvetli suç şüphesi evleviyetle mevcuttur. Ayrıca Ahmet soruşturma aşamasında hukuka uygun şekilde verilmiş Cumhuriyet Savcılığı kararlarına direnç göstererek, Doruk da meslektaşımın da izah ettiği gibi mesleki güvencelerini haksız şekilde ileri sürerek adli kontrol tedbirleriyle durdurulamayacaklarını göstermişlerdir. Bu nedenle sanık ve SSC'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca bahsettiğimiz kanun hükümlerinden cezalandırmaya gidilmeden önce CMK madde 226 uyarınca ek savunma hakkı verilmesini talep ediyoruz. Sözü meslektaşıma bırakıyorum. Sayın Heyet, Sayın Savunma Makamı, Hazal Vekili Avukat Habibe Kavak, trafik kazasına ilişkin beyanda bulunmak üzere söz almış bulunmaktayım. Öncelikle şikayet durumuna açıklık getirmek istiyoruz. Yargıtay içtihatlarında da belirtildiği üzere 15 yaşından büyük çocuklar şikayet hakkını bizzat kullanırlar. Somut olayda Erkan 14 yaşındaki oğlu Fuat için şikayetçi olmuştur. Fuat 15 yaşını doldurduktan sonra Erkan yine Fuat adına şikayetten vazgeçmiştir. Ancak bu vazgeçme Fuat'ın yaşı gereği geçerlilik kazanmayacaktır ve Fuat'ın şikayete devam etmektedir. Eylemin manevi unsurunu değerlendirecek olursak SSC Ahmet 17 yaşındadır. Ve kırmızı ışıkta bekleyen Erkan'ın aracına arkadan çarpmıştır. Sürücü belgesi de yoktur. Tanık Şeyma'nın beyanları ve SSC'nin tevilli beyanlarından anlaşılacağı üzere SSC fazla miktarda alkollüdür. Kabul etmek gerekir ki diğer ihlallerle birlikte kişinin yüksek promilde alkol tüketerek trafiğe çıkması kabullenme iradesini olursa olsun düşüncesini ortaya koymaktadır. Sayın Heyet, dolayısıyla SSC'nin alkol oranının tespiti dosyamız açısından önemlidir. Bu hususta alınan belge usulü aykırıdır ve bu belgenin hükme esas alınması gibi bir talebimiz olmayacaktır. Ancak dilekçe ekimize sunduğumuz belgeden de anlaşılacağı üzere kişinin hangi alkolden kaç kadeh tükettiğinin tespitiyle birlikte kanındaki alkol oranı da tespit edilebilmektedir. Dolayısıyla SSC'nin bulunduğu barın kamera ve adisyon kayıtlarının alınmasını barman ile birlikte bilgi sahibi olabilecek diğer kişilerin tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz. SSC'nin yüksek promilde alkollü olduğunun bu yolla tespiti halinde de kabullenme iradesi olası kast ile hareket ettiği gerçeği ortaya çıkacaktır. Hiç bu talebimiz tarafınızca kabul görmeyecekse de alkol oranı tespit edilemeyen ancak alkollü olduğu sabit olan SSC'nin bilinçli taksir ile hareket ettiğinin kabulü gerekir. Ki Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2011'e 64-58 sayılı kararında da sürücü belgesi olmayan alkollü şahsın kırmızı ışıkta geçmesi bilinçli taksir olarak kabul edilmiştir. Sayın Heyet, tanık Erkan kırmızı ışıkta beklerken SSC'nin kendine arkadan çarptığını açık bir şekilde ifade etmiştir, beyan etmiştir. Mobese kayıtlarında bu hususa saptama yapılamamıştır. Bu hususun açık bir şekilde belirlenebilmesi adına kayıtların yeniden bilirkişiye gönderilmesini talep ediyoruz. Bu talebimiz de kabul görmeyecekse. SSC açık bir şekilde bir anlığına daldığı uyku nedeniyle kazanın gerçekleştiğini ifade etmiştir. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 2022'ye 40-12 sayılı kararında da belirtildiği üzere direksiyon başında uyuma neticesinde meydana gelen kazalarda bilinçli taksir hükümleri uyarınca sorumlu tutulması gerekmektedir. Eylemin manevi unsuru bu şekilde olmakla birlikte SEK maddesine de değinelim. Fuat'ın şikayetiyle birlikte bir yaralama ve bir ölüme neden olan eylem iddianamede belirtildiği üzere ayrı ayrı hükümlerde değil. TCK 85 Taksim 2 hükmünde karşılığını bulacaktır. Bu ihtimalde de TCK 22 Taksim 6 hükmünün uygulanmaması gerekmektedir. Evet, SSC'nin ağabeyi ölmüştür. Ancak bu neticeyle birlikte Fuat'ın yaralanması neticesi de bulunmaktadır. Fuat'a yönelik eylem yönünden SSC'ye bir ceza verilmemesi yoluna gidilemez. Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2018'e 321 sayılı kararında da TCK 85 Taksim 2 hükmünün taksirle yaralama ve ölüm şeklinde bölünerek bunların biri hakkında TCK 22 Taksim 6'nın uygulanması mümkün değildir diyerek bu hususu belirtmiş ve bu hususun ancak temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınabileceğine hükmetmiştir. Sayın Heyet, tüm bu hususlarla birlikte SSC'nin olası kast ile öldürme suçundan cezalandırılmasını, aksi kanaatte olunması durumunda bilinçli taksir TCK 85 Taksim 2 hükmünden cezalandırılmasını, tayin edilen cezada 22 Taksim 3 hükmünden arttırım yapılmasını ve 22 Taksim 6 hükmünün uygulanmamasını talep ediyoruz. Beyan ve taleplerimiz bu şekildedir. Sözlerime de şu hususlarla bitirmek istiyorum.
Amacımız mutlak gerçeğe ulaşmak değildir, maddi gerçeğe ulaşmaktır. Ve maddi gerçek apaçık bir şekilde önümüzde durmaktadır. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hazır mısınız? Tamam, Hüseyin Bey. Buyurun. Sayın Heyet, SSÇ Ahmet müdafi olarak söz alıyorum. Sayın Heyet, öncelikle kadın cinayetlerinin toplumda derin bir infial yarattığının farkındayız. Fakat savunma hakkının kutsallığını da göz ardı edemeyiz. Olay tüm gerçekleriyle aydınlatıldığında müvekkilim Ahmet'in suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır. Somut olayda müvekkilimizin üzerine atılı birçok suç bulunmaktadır. Bu suçlardan ilki olan kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından savunmalarıma başlamak isterim. Müvekkilin de ifadesinde belirttiği gibi müvekkil olay günü Betül'ü eve bırakmayı teklif etmiş. Ancak sonrasında kendisini araçtan indirerek yoluna devam etmiştir. Tanık Şeyma da beyanında Betül'ün müvekkilin aracına kendi rızasıyla bindiğini doğrulamıştır. Müvekkilin maktul Betül'ü indirdiği yerdeki MOBESE kameraları incelenmiş olup gerçekten de otomobilin 23-15 sıralarında kenara yaklaştığı ve 10 dakika kadar orada beklediği görülmüştür. Maktul'ün araçtan indiği net görünmese de Betül'ün müvekkilin aracına kendi rızasıyla bindiği, müvekkilin kendisini araçta zorla tutmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Dolayısıyla mevcut deliller değerlendirildiğinde TCK madde 109 Taksim 2'de düzenlenen ağırlaştırıcı sebebin ve diğer nitelikli hallerden herhangi birinin de gerçekleşmesi söz konusu değildir. Bu sebeple şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince müvekkilimiz hakkında bu suçtan beraat kararı verilmesini talep ederiz. Sayın Heyet, müvekkilimizin üzerine atılı suçlardan bir diğeri nitelikli cinsel saldırıya teşebbüstür. Öncelikle nitelikli hale teşebbüsün mümkün olup olmadığı doktrininde bir tartışma konusudur. Bir görüşe göre organ veya sair cisim sokma eylemi gerçekleşmediği sürece o ana kadarki eylemler suçun temel şeklini oluşturacağından fail ancak ilk fıkradan cezalandırılabilecektir. Aksi görüşün kabulü halinde ise failin nitelikli hali işlemeye yönelik kastının tespiti ve elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlaması gerekecektir. Somut olayda müvekkilin dış dünyaya yansıyan davranışları bu suçu işlemeye yönelik kastının bulunmadığını göstermektedir. Tanık Şeyma, barda çıkan tartışmada müvekkilin alkolün etkisiyle söylediği sözlerden bahsetmiş olsa da beyanının devamında maktul Betül'ün gülerek Ahmet'i tanımıyor musun? Her zamanki saçmalıkları alkol etkisinde böyle konuşuyor. Yarın kendine gelince özür diler dediğini belirtmiştir. Yani maktulün tepkisinden de anlaşılacağı üzere müvekkilin alkolün etkisiyle sarf ettiği sözler maktul tarafından dahi ciddiye alınmamıştır. Kaldı ki adli tıp kurumundan gelen raporda da maktule yönelik herhangi bir cinsel saldırı emaresine rastlanmadığı belirtilmiştir. Müvekkili teşhis edemeyen tanık Mustafa ise çelişki dolu beyanında arabada sürücü tarafından inen üst kısmı çıplak ve ayağında ayakkabı olmayan bir erkeğin kadının peşinden koştuğunu söylemiştir. Evsiz, zaman kavramı olmayan, olay anında da alkolün etkisinde olan ve sonrasında sızıp kalan bir tanığın gördüklerinin hayal veya rüyadan ibaret olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak kabul anlamına gelmemekle birlikte bir an için arabadan inen adamın müvekkil Ahmet olduğu düşünülecek olsa bile söz konusu eylemler nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüse elverişli herhangi bir icra hareketini oluşturmayıp ancak ve ancak hazırlık hareketi olarak değerlendirilebilir. Hazırlık hareketleri ise hiçbir hükmü zedelemedikleri için herhangi bir cezaya hükmedilemeyecektir. Bu sebeple müvekkil hakkında bu suçtan da beraat kararı verilmesi gerekmektedir. Son olarak katılan tarafı tehdit suçunun oluşacağı yönündeki iddialarına cevap vermem gerekirse, tanık Şeyma'nın beyanına göre müvekkilin söylemi az önce de açıklamış olduğum gibi maktul Betül tarafından ciddiye alınmamıştır. Dolayısıyla tehdit suçunun korkutuculuk unsuru oluşmadığından müvekkil hakkında bu suçun oluştuğunu söyleyemeyiz. Meslektaşım, sözü size bırakıyorum. Sayın Heyet, somut olayımızda Cumhuriyet Savcısı Adil tarafından maktul Betül'ün siyal bilgilerinin değerlendirilmesi talep edilmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan bu işlemin CMK madde 135 kapsamına girmediği çok açık olup, suç mağdurunun iletişimin tespiti işlemi geçmişte ilgili yönetmeliğin madde 14 hükmünde düzenlense de bu yönetmelikte Danıştay tarafından iptal edilmiştir.
Bu sebeple maktulün telefonu üzerine yapılan bu inceleme de hukuka uygun değildir. Olayımızın devamında kolluk görevlisinin suça sürüklenen çocuk Ahmet'i yanında müdafi bulunmaksızın odasına çağırmış, maktul Betül ve yaşanan olaylarla ilgili sorular sormuştur. Kolluk görevlilerinin belirli kimseler üzerinde şüphenin somutlaşması takiben bu kimselere sorular sorması artık bir ifade almadır ve ifade alma usulüne tabi olmalıdır. Ahmet'in ifadesi Çocuk Koruma Kanunu madde 15'e bir hükmüne uygun olarak çocuk bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı tarafından alınmamış, ifadesi alındığı sırada kendisine yasal hakları hatırlatılmamış ve bu işlem yanında müdafi bulunmaksızın yapılmıştır. Bu nedenler ve CMK madde 148'e 4 hükmü göz önünde tutulduğunda Ahmet'in ifadesinin hükme esas alınmaması gerekmektedir. Müvekkilim Ahmet, soruşturma konusu olaylara ilişkin Cumhuriyet Savcısı Cihat tarafından ifadesi alındığı esnada kendisine yöneltilen bir soru üzerine susma hakkını kullanmak istediğini beyan etmiştir. Anayasa 38 ve CMK 147 bağlamında susma hakkı kişinin özgür iradesini ve masumiyetini koruyan bir usul güvencesi olup, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'da bir kararında susma hakkını kullanan şüphelinin sükut ikrardan gelir değişini dayanarak suçunu kabul ettiği söylenemeyeceği gibi savunmasını da kanıtlaması beklenemez ifadelerine yer vermiştir. SSC Ahmet yürütülen soruşturma esnasında her ne kadar tırnak örneği vermeyi kabul etmemişse de kolluk görevli Sevim'in tarafından Cumhuriyet Savcısının kararı olduğu belirtilerek iradesi baskı altına alınmış ve CMK madde 75'e 3 hükmüne aykırı şekilde kolluk görevlileri tarafından vücudundan örnek alınmıştır. Ayrıca hukuka aykırı olarak alınan bu tırnak örneklerin arasında yalnızca toprak bulunmuş, maktule ait bir deri veya DNA kalıntısına da rastlanmamıştır. Sarıyer ve civarı ilçelerin iklim koşulları ve toprak yapısında çok farklı olmaması sebebiyle bulunan toprak örneğini yalnızca maktulün gömüldüğü yerle bağdaştırarak müvekkili bu cinayetten sorumlu tutmak kabul edilemez. Her ne kadar Ahmet'in üzerine atılı kasten öldürme suçundan mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmasa da müvekkilin üzerine atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmemekle birlikte sayın mahkemeniz aksi kanaatte ise suça sürüklenen çocuk Ahmet'in kastının öldürmeye mi yoksa yaralamaya mı yönelik olduğunu tespiti önemlidir. Bu konuda Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin istikrar kazanan ve süre gelen kararları incelendiğinde öldürmeye gerektiği bir husumet bulunup bulunmadığı, kullanılan aletin cinsi, kullanılış şekli, darbe adedi ve şiddeti, failin suçtan önceki ve sonraki davranışları, hedef seçme imkanının bulunup bulunmadığı, failin fiili de kendiliğinden mi yoksa engel bir nedenden dolayı mı son verdiği gibi ölçütler esas alınmak suretiyle kastın saptanması gerektiği belirtilmiştir. Her ne kadar meslektaşımın az önce açıkladığı gerekçelerle Mustafa isimli şahsın beyanlarına itibar edilmemesi gerekse de somut olayın Mustafa'nın beyan ettiği şekilde gerçekleştiğini kabul ettiğimiz durumda dahi SSC Ahmet ile maktul Betül arasında öldürmeyi gerektiği derecede bir husumet ve tehdidin olay öncesinde bulunmaması, bu durumun bardan ayrılmadan önce maktul Betül'ün gülerek arkadaş Şeyma'ya söyledikleriyle de sabit olması, gece vakti ormanlık alandaki görüş mesafesinin dikkate alındığı ve taş gibi yönlendirilmeye müsait olmayan bir maddeyle uzak mesafeden tek darbe vurmak suretiyle bir kişiyi öldürebilme düşüncesinin hayatın olağan akışına aykırı olması, darbelerine devam etmesine engel bir durum olmamasına rağmen eylemini kendiliğinden son vermesi hususları birlikte değerlendirildiğinde SSC Ahmet'in kastının öldürmeye yönelik olmadığı ortadadır. Nihayetinde müvekkilim Ahmet'in bu suçlamadan da beraatine karar verilmesini sayın mahkemenizden talep ediyoruz. Buyurun meslektaşım. Teşekkürler meslektaşım. Sayın heyet, müvekkil olay günü bir anlık dalgınlıkla kırmızı ışıkta duran bir araca çarpmış olup kaza sonucu taksirle abisi Cemil'in ölümüne, diğer araçtaki Erkan ve Fuat'ın yaralanmasına sebep olmuştur. Her ne kadar katılan taraf müvekkilin eyleminin öncelikle olası kast kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini iddia etse de TCK madde 21 taksim 2'ye baktığımızda failin neticeyi öngörmesine rağmen fiili işlemesi halinde olası kast vardır. Yani fail adeta olursa olsun diyerek neticeyi kabullenmiştir. Ancak somut olayımızda müvekkil neticenin gerçekleşmeyeceği inancı içindedir. Kaza sonrasında müvekkil olay yerine gelen kolluk görevlileri tarafından zor kullanılmak suretiyle hastaneye götürülerek kendisinden kan örneği alınmıştır. Bu kapsamda Karayolları Trafik Kanunu madde 48 hükmünün atıf yaptığı CMK madde 75 taksim 1 hükmüne göre şüpheli veya sanıktan kan örneği alınabilmesi için gereken hakim onayına sunulmuş bir karar mevcut değildir. Dolayısıyla
ilgili madde gereğince elde edilen deliller kullanılamayacaktır. Ayrıca müvekkil açısından anayasa madde 17 kapsamında kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığının korunması hakkına yönelik olarak bir müdahale söz konusu olup, aynı zamanda insan hakları biyotop sözleşmesinin 5. maddesi de ihlal edilmiştir. Somut olayda müteveffa Cemil açısından müvekkilin taksirli hareketiyle neden olduğu netice, büyük bir acı ve ızdırap duymasına sebebiyet vermiştir. Bu sebeple verilecek hiçbir cezanın kendi vicdanının vereceği cezadan daha fazla bir etki göstermesi beklenemez. Sonuç olarak TCK madde 22 taksim 6 hükmü gereğince müvekkil hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini, sayın mahkemeniz aksi kanaatte olursa verilecek cezadan yarıdan 6'da 1'e kadar indirim yapılmasını talep ederiz. Ayrıca katılan taraf TCK madde 85 taksim 2'nin uygulanması yanında da bir iddiada bulundular. Bu hususla ilgili ek savunma için tarafımıza süre verilebilecek olsa da şunu belirtmek isterim ki, olayda yaralanan mağdur Fuat'ın 15 yaşını doldurduktan sonra şikayetçi olup olmadığı hususu netleştirilerek, buna göre müvekkilin eyleminin TCK madde 85'e 1 mi, 85'e 2 mi kapsamında kaldığı değerlendirilmelidir. İddianameye göre müvekkilin Fuat'a karşı TCK madde 89 taksim 1'den cezalandırılması talep olunmuştur. Aynı maddenin 5. fıkrasında söz konusu suçun şikayete bağlı olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda babası Erkan öncesinde şikayetçi olduğunu bildirse de sonradan şikayetinden vazgeçmiştir. Annesi Hazal'ın ise katılma talebinin oğlu Fuat 15 yaşını doldurduktan sonra gerçekleştiğinden ve artık şikayet hakkı Fuat'a ait olduğundan reddi gerekmekteydi. Dosya kapsamında mağdur Fuat'ın şikayetçi olduğuna dair bir beyanı da bulunmamaktadır. Yerleşik yargıta içtihatlarına göre bu durumda mağdur Fuat'ın şikayetçi olup olmadığı hususu netleştirilerek, yani mahkemece tespit edilerek buna göre bir neticeye gidilmesi gerekmektedir. Bu hususun göz ardı edilmesi bozma sebebidir. Sayın heyet, müvekkilin üzerine atılı suçlardan sonuncusu trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçudur. Hem öğreti hem de Yargıtay görüşü doğrultusunda ölüm veya yaralama neticesinin söz konusu olduğu hallerde fikri içtima hükümleri uygulanacaktır. Somut olayda taksirle yaralama bakımından mağdurların şikayetçi olmaması sebebiyle hüküm kurulmaması gerekse de taksirle ölüme neden olma suçu bakımından hüküm kurulacağından, müvekkil hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu bakımından karar verilmesine yer olmadığı yönünde karar verilmesini talep ederiz. Son olarak müvekkilim Ahmet soruşturma aşamasında tutuklanmıştır. İzah etmiş olduğumuz tüm gerekçelerle ve yargılamanın geldiği aşamada gözetilerek müvekkilin tutuksuz yargılanmasını talep ederiz. Saygılarımızla teşekkürler. Sayın heyet, meslektaşım olan avukat Doruk'un savunmasına geçmeden önce hatırlatmak isterim ki elinizdeki dosyada yargılanan avukat, hukukun üstünlüğü ve adaletin savunulması konusundaki en yüksek mesleki ilkeleri titizlikle uygulamış bir hukukçudur. Bugün burada bu değerleri savunma sorumluluğunu taşıyan bir meslektaşımı temsilen karşınızdayım. Müvekkilim hakkında düzenlenen iddianamede maktul Betül'e karşı kasten öldürme suçu sebebiyle cezalandırılması talep edilmiştir. Somut olayda müvekkilin maktule karşı kasten öldürmeye yönelik hiçbir eylemi bulunmamaktadır. Çocuk bir amiri Emin, Ahmet'i odasına çağırdığı esnada müvekkilin araması sebebiyle Ahmet'in telefonu çalmış ve amir Emin hoparlörü açtırarak müvekkil ve SSÇ Ahmet arasında geçen telefon konuşmasını dinlemiş ve sadece dinlemekle kalmayıp bu telefon konuşmasını tutanağa geçirmiş, tutanağı ise müdafi olmaksızın SSÇ Ahmet'i imzalatmıştır. İş bu tutanak müdafi huzurunda imzalanmadığından hükümsüzdür. Aynı zamanda müvekkil ve SSÇ Ahmet arasında geçen telefon konuşmasının dinlenmesi sebebiyle müvekkilin özel hayatın ve haberleşmenin gizliliği hakkı ihlal edilmiştir. Çocuk bir amiri Emin bakımından TCK madde 132 hükmünde düzenlenen haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluştuğundan tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunulmuştur. Sayın heyet, bir an için müvekkil ile SSÇ Ahmet arasında geçen telefon konuşmasının dinlenilmesi hususunun CMK madde 135 kapsamında olduğu düşünülse de bu bir koruma tedbiri olup kişilerin telekomünikasyon araçları ile yapmış oldukları iletişimin herhangi bir araç kullanılmadan çıplak kulakla işitilmesi ve dinlenilmesini CMK madde 135 kapsamında değerlendirmek mümkün değildir.
Bir diğer yandan ise kararı verecek merci amir değil, hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısıdır. Kabul anlamına gelmemekle birlikte bu husus iletişimin dinlenmesi tedbiri olarak düşünülse dahi CMK madde 135 taksim 3 hükmüne göre Müvekkil Doruk SSC Ahmet'in avukatı olarak TCK madde 46 taksim 1A gereğince tanıklıktan çekinebileceği bir kimse konumundadır. Dolayısıyla hukuka aykırı şekilde düzenlenen bu tutanağın ve bu tutanak içeriğinden hareketle elde edilen delillerin zehirli ağacın meyvesi zehirlidir prensibine istinaden hüküm kurulurken dikkate alınmaması gerekmektedir. Sayın heyet, müvekkilim hukuk mesleğinin temel ilkelerini her zaman yüksek bir sorumlulukla uygulamış, hukukun ve adaletin üstünlüğünün savunucusu olmuştur. Olayın gerçekleştiği bağlam ve müvekkilin maktulü tanımadığı, aralarında en ufak bir husumetin dahi olmadığı düşünüldüğünde müvekkilin maktulü öldürmeye yönelik hiçbir kastının olmadığı anlaşılacaktır. Aynı zamanda Gürkan adlı şahıs tarafından karakola teslim edilen kıyafetlerin müvekkilin ofisinde bulunduğu ve müvekkile ait olduğu iddia edilmektedir. Ancak dosyada bu kıyafetlerin müvekkile ait olduğuna dair hiçbir tespit bulunmamaktadır. Değinilmesi gereken bir diğer husus ise tanık Mustafa'ya yaptırılan teşhisin güvenilirliğidir. Tanık Mustafa, teşhis işleminde müvekkili teşhis etse dahi, tanığın alkolün etkisi altında olduğu, olay yerinin karanlık olduğu, sorulan sorulara emin bir şekilde cevap veremediği birlikte değerlendirildiğinde tanıklığına itibar edilmesi mümkün değildir. Yaptırılan teşhis işleminin ise müvekkilin karakoldaki diğer polislerin arasına konulmasıyla gerçekleştiği bilinmektedir. PVSK ek madde 6'ya göre yaptırılan teşhis işleminin kanun hükmüne aykırı olduğu açıktır. Tanık Mustafa'nın müvekkili olay yerinde gördüğü için değil de öncesinde karakolda gördüğü polislerin arasında ayırt etmesi kolay olduğu için seçtiği açıktır. Kabul anlamına gelmemekle birlikte olayın tanık Mustafa'nın anlattığı şekilde gerçekleştiği bir an için düşünülecek olsa dahi tanık Mustafa beyanında taşı atan kişiyi görse tanıyacağını belirtip sonrasında taşı teşhis işleminde kendisine taşı atan kişinin müvekkil olup olmadığının sorulması üzerine emin olmadığını ifade etmiştir. Kaldı ki dosya kapsamında maktul Betül'ün telefonundan son sinyalin saat 2.25'te alındı ve bundan 10 dakika sonra SSC Ahmet'in abisi Cemil ile saat 2.35'te Cemil'in de müvekkil Doruk ile 2.45'te telefonla görüştüğü bilinmekte olup bu hususta müvekkilin olay yerinde bulunmadığının öldürme eylemine iştirak etmediğinin göstergesidir. Bu durumda tanık Mustafa'nın çelişkili beyanlarına itiraz edilecek olsa dahi müvekkilin sadece maktulü gömen kişilerden birisinin olduğunu söylemesi gözetildiğinde müvekkilin üzerine atılı suçlamayı kabul etmemekle birlikte oluşacak suç iştirak halinde kasten öldürme suçu değil, olsa olsa TCK madde 281 hükmünde düzenlenen suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu olabilir. Ancak dosya kapsamında müvekkilin cep telefonunun da gece boyu ofisinden sinyal verdiği görülmektedir. Müvekkilin gerçekleşen olayla ilgisinin bulunmadığı açıktır. Sonuç itibariyle müvekkilin üzerine atılı suçu işlediğine yönelik mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, somut, tarafsız, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, müvekkilin üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olması sebebiyle CMK madde 223 taksim 2B gereğince beraatine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden saygılarımızla talep ederiz. Sayın Mahkemenizce, müvekkil hakkında beraat kararı verilmesi halinde veya savunmalarımız doğrultusunda suç vasfının değişmesi durumu nazara alınarak yargılamanın geldiği aşama itibariyle delillerin toplanmış olması ve müvekkilimizin tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında tutuklamanın bir tedbir olmaktan çıkarılarak cezalandırma aracı haline gelmesi sebebiyle tutukluluk halinin sonlandırılmasını Sayın Mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Tamam mı? Peki. Hazırsanız 3 dakikalık soru sürenizi başlatıyoruz. Olur mu? Hazırız. Tamam. Buyurun lütfen.
soru sormak üzere söz almış bulunmaktayım. İlk sorumuz, Erkan şikayetçi olmuştur ve şikayetten vazgeçme geçerlilik kazanmamıştır. Sizce şikayet devam etmiyor mudur? İkinci sorumuz, tırnak örneklerinin alınması 75.3 kapsamında hukuka aykırı dediniz. Tırnak örnekleri ilk fıkrada, 75'in ilk fıkrasında açık bir şekilde sayılmıştır. Üçüncü fıkrasında açık bir şekilde sayılmaması, bu hükmün uygulanmaması anlamına gelmez mi? Onun dışında devam etmek üzere sözü meslektaşıma bırakıyorum. Teşekkürler meslektaşım. Tehdit suçunun oluşabilmesi için mağdurun korkup korkmaması önemli değildir. Benim olacaksın yoksa her ikinizi de öldürürüm sözü korku oluşturmaya elverişli bir hareket değil midir? TCK madde 109 Taksim 3A hükmünden cezalandırma talep ettik. Buna ilişkin neden bir savunma yapmadınız? Ayrıca TCK madde Doruk hakkında soruyorum. TCK madde 196'dan da cezalandırma talep ettik. Buna ilişkin de bir savunma yapmadınız. Nedeninizi açıklayabilir misiniz? Ben de meslektaşım gibi Ahmet hakkında TCK madde 196'dan cezalandırma talep ettim. CMK madde 225-2 hükmü gereği mahkeme iddia makamının nitelendirmesiyle bağlı değildir. Yeni bir suç ileri sürdük. Buna ilişkin savunma yapmamanız müvekkilinizin savunma hakkını zedelemez mi? Usulsüz ölü gömülmesi TCK 196. Bununla birlikte nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan cezalandırma talep ettik. Buna ilişkin bir adli rapor tespiti yapılmadığını söylediniz. Adli raporda tespit yapılsa zaten bu suç tamama ermez miydi? Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçlamasında biz teşebbüs halinden cezalandırma talep ettik. Sayın Savunma Makamı raporda cinsel saldırıya ilişkin bir tespitin yapılmamasından bahsederek bir savunma gerçekleştirdi. Ancak cinsel saldırı belirlenseydi raporda suç tamamlanmış olacaktı. Neden buna dayandınız? Soruyu tekrar ettim. Ek süre alabilir miyim çok kısa? Taşın uzak mesafeden atıldığını söylediniz. Sunum yapamayacağımız için getiremiyoruz ama 1 kilo 153 gramlık bir taş uzak mesafeden atılmaya göre çok ağırdır. Ayrıca isabet de ettirebilmiştir. Uzak mesafeden atıldığını neye dayanarak söylediniz? Ahmet'in koşuyor olmasına rağmen. Diğer sorular için sözü meslektaşıma bırakıyorum. Pekala hocam. Teşekkürler. Ben araya girdiğim için bir soru hakkı verdim. Orada bir problem yok izninizle. Buyurun lütfen, hazırsanız sürenizi başlatıyoruz ama. Tamam mı? 6 dakikanız var. Öncelikle sorularınız için teşekkür ederiz. İlk sorudan başlamak istiyorum. Şikayet hakkının devam edip etmediğini sordunuz. Şöyle ki, Erkan şikayetçi olup sonrasında şikayetinden vazgeçmiştir. Ancak bahsettiğim gibi Fuat 15 yaşını doldurduktan sonra şikayetçi olup olmadığının ona sorulması gerekiyordu. Bu da Yargıtay içtihatlarına göre bir bozma sebebidir. Hatta Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 27.10.2014 tarihli bir karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin 02.03.2021 tarihli bir kararında sanık hakkındaki şikayetinin vazgeçip vazgeçmediği açıkça sorulduktan sonra sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken diyerek bir bozma sebebi görmüştür. O yüzden Erkan'ın şikayetinin devam ettiğini düşünmüyoruz. Çünkü bu bir bozma sebebi. Fuat'ın şikayetçi olup olmadığının ona sorulması gerekmektedir. İkinci soruyu meslektaşım cevaplayacak. İkinci soruyla alakalı tırnak örneklerinin alınmasıyla alakalı bahsettiniz. Biz burada hukuk aykırılığının 75'e 3 kapsamında, yani bu tırnak örneklerinin sağlık görevlileri tarafından alınması gerekirken kolluk görevlileri tarafından alınması durumunu belirtmiştik. İkinci sorunun cevabı bu şekilde. Yani 75'e 1 kapsamında bir şey belirtmemiştik. Teşekkür ederim.
Yine üçüncü soruyu ben cevaplıyorum. Tehdit suçuyla ilgili korkutuculuk unsurunun oluşmasının gerekmediğini söylediniz. Biz savunmamızda korkutuculuk unsurunun oluşması gerektiğini savunduk ve şöyle bir Yargıtay kararına dayanmıştık. Yargıtay 15. Ceza Dairesi'nin 30.01.2014 tarihli bir kararında mağdura yapılan tehdidin onun iç huzurunu bozmaya, onda korku ve endişe yaratmaya elverişli olması gerekir. Mağdur haksız bir zarara uğrayacağı endişesine kapılmamışsa korkutuculuk oluşmamıştır demiştir. Olayda da her ne kadar siz tehdit olarak her ikinizi de öldürürüm bu gece benim olacaksın şeklinde beyanından bahsetmiş olsanız da Betül'ün, tanık Şeyman'ın beyanından bilindiği üzere Betül'ün bunu ciddiye almadığı, gülüp geçtiği belirtilmiştir. Dolayısıyla mağdur üzerinde bir korku yaratmamıştır bu sözler. Bu yüzden tehdit suçu oluşmamıştır. Dördüncü soruda müvekkilim Doruk'la ilgili neden TCK madde 196 bakımından bir açıklama yapmadığını sordunuz. İddianamede düzenlenen Doruk hakkındaki suçları zaten kabul etmediğimizdi fakat Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise tarafımızca müvekkilim hakkında suç delillerini yok etme ve gizleme suçundan dolayı cezalandırılmasını söylemiştik. Fakat sizin söylediğinize göre usulsüz ölü gömülmesi suçunun uygulanması durumunda fikri içtima hükümlerine giderek TCK madde 196'dan ceza verilmemesine, suç delillerini yok etme gizlemeden ancak Sayın Mahkeme aksi kanaatte ise ceza verilebileceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir soru sormuştunuz. Nitelikli hale teşebbüsün mümkün olup olmadığının anlaşılması Adli Tıp Kurumu'nda bir şey belirtilmemesi bunu bir şey ifade etmez dediniz. Adli Tıp Kurumu raporunda İlla bir cinsel saldırı emaresi için mesela mağdurun vücudunda bir kızarıklık, bir ısırma ya da ne bileyim daha bir morluk gibi belirtiler olmuş olsaydı belki nitelikli cinsel saldırıya teşebbüse, elverişe hareketi doğrudan doğruya böyle icra hareketi kapsamında değerlendirilebilirdi. Ancak en ufak bir ibare yok. Bu yüzden Adli Tıp Kurumu raporunda cinsel saldırı emaresine rastlanılmadığının da bu kapsamda delil olarak değerlendirilebileceğini söyledik. Beşinci soruyla alakalı, taşın uzak mesafeden atılmasıyla alakalı bunu neye dayandırıyorsunuz? Ve bir kilo işte üzerinde olması çok ağır gibi. Yani bir kilo bir taşın biz çok ağır olduğu kanaatinde değiliz yani. Elle alınabilir veya burada ben kendi beyanımda söylediğim gibi Mustafa isimli şahsın biz beyanlarını kabul etmesek de yani somut olayı bu şekilde gerçekleştiğini kabul ettiğimiz durumda dahi demiştim. Hani burada Mustafa'nın beyanlar üzerine bu şekilde gerçekleştiyse zaten taş da yönlendirilmeye müsait olmayan bir madde olduğu için yani silah gibi hedef aldığım bölgeyi tam isabetle vurulacak şekilde. Hani bu yüzden burada kastının biz kesinlikle öldürmeye yönelik olmadığını düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum. Burada zaten taşı atan kişinin kilosu, fiziki şartlarını olayda bize verilmediği için bilmiyoruz. Yani 1 kilo 150 gramlık bir taşı belki ben atamam ama benden 70 kilo, 80 kilo üzerinde bir insan atabilir. Burada somut olayın şartlarına göre bakılması gerekiyor. Bu kadar. Teşekkür ederim. Tamam mıdır? Bitti mi? Tamamdır. Teşekkürler. Evet. Otomobillere denenmek suretiyle anahtarın uyduğu otomobilin bulunması ve Cumhuriyet Savcısı Adil'in talimatıyla otomobilde arama yapılması hukuka uygun mudur?
Sesim geldi sanırım. Gelmediyse bu kadar sorularımız. Doruk'un ofisinde ele geçirilen kıyafetler hakkında kendisine ait olup olmadığı noktasında Doruk'a ait, Doruk'un ofisinde ele geçirilen kıyafetlerin ona ait olup olmadığı konusunda yeterli araştırma yapılmadığı yönünde bir soru soruldu. Biz dosyadaki diğer delillerle, belirti delilleri, tanık, adli raporlar, tüm bu delillerle bunun ortaya çıktığını düşünüyoruz. Kaldı ki yaşama hakkının usulü değerlendirilmesi bağlamında bunun Doruk'a ait olup olmadığı hususundaki gerekli etkili soruşturma ve yargılamayı yürütmek mahkemenin görevidir. Biz yeterli olduğu kanaatindeyiz. Sayın mahkeme aksi takdirde ise bunun yeterli olup olmadığını maddi gerçeği araştırmak için yaşama hakkının usulü boyutu kapsamında diğer çalışmaları da yapmalıdır. Ayrıca Ahmet ve Erkan arasındaki uzlaştırma ile ilgili bir soru soruldu. Yani olayla alakalı değil, meslektaşım izah etti, uzlaştırma kapsamında da değil. Kitabi bir bilgidir. Cevap vermeyeceğiz. Diğer cevabı sunması için sözü meslektaşıma bırakıyorum. Tamam. Diğerine de meslektaşım cevap verdi. Tüm sorulara cevap vermiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz. Sanırım tamamladık. Jürimizden söyleyeceğiz, ekleyeceğiz. O zaman ben izninizle birkaç şey söyleyeyim. Öncelikle şunu söylemek herhalde doğru olacaktır. Bunu iki takım için de söylüyorum. Mutlaka bir değer, daha notları falan vermediğimiz için hani şu anda rahat konuşabilirim. Hani kızıyorsunuz falan ama bakın işte hani tesadüfen burada olmadıkları anlaşılıyor değil mi? İşte yerleri değişti. Her iki takım için söylüyorum bunu. Yani bir şekilde daha performans gösterenler. Bugün de böyle olacak. Yani hani bizim çok özel bir şeyimiz yok. Hepsi çok başarılılar zaten. Dünkü arkadaşlarımız da çok başarılılar ama işte görüyorsunuz yani hani daha bir şeyler, değerlendirmeler vesaire. O açıdan her iki takımı tebrik ediyorum ama gene işin raconu o kadar da kolay kurtulamazsınız. Bir iki şey söyleyeyim. Şimdi bir tehdit bakımından aslında sizin sorduğunuz sorunun biraz şeyi ya da orası mı sormuştu? Ve ölü gömme bakımından 225-2 dedin ama 225-1'i karşısında nasıl değerlendirirsiniz? Davasız yargılama olmaz. Evet. Mikrofonu kullanın. İsterseniz soruyu tekrar alalım. Şöyle, hani tehditle ilgili iddianamede bir şey yok. Evet. İki, ölü gömme zaten hiç yok. Dolayısıyla hani 225-1 davasız yargılama olmaz ilkesi karşısında nasıl değerlendirirsiniz diye sordum. Tabii tabii ama çok uzun olmasın da hani biraz zaman sıkıntımız var. Dün de söyledim bunlar hani puan değerlendirmesinden ziyade biraz akademik şeyler yani arkadaşların şeyleri bakımından yani. Madem bu kadar ciddi alıyoruz yok gelecek tavsiyelerinde falan bulunuyoruz.
Sayın Heyet cevap vermek üzere söz almış bulunmaktayım. CMK madde 225'te belirttiği üzere hüküm ancak iddianamede unsurları gösterilen suçun fiil ve faili hakkında verilir. Olay anlatımda fiil ve fail belirtilmişken sek maddesi belirtilmemiştir. Bu nedenle biz de CMK madde 226 uyarınca ek savunma hakkı talebinde bulunduk meslektaşım aracılığıyla. Güzel, teşekkürler. Peki 109.1 ve 2 ile ilgili bir değerlendirmeniz oldu. 109.1, 2, 5 nasıl uygulanacak burada? Aynı yönde dediniz ya 1 ve 2'yi. İstişare için süre talep ediyor. Cevap vermek üzere söz almış bulunmaktayım. Sayın Heyet, iddianamede 109.1 delaletiyle 109.2 şeklinde bir yazım olmamıştır. Bu sehven yapılan bir hata ise bile hukuka aykırıdır. 109.1 ve 109.2 temel ceza öngören fıkralardır. Birbirini destekleyici fıkralar değildir. Bizler de soruşturma dosyasındaki deliller ile cebir, tehdit veya hilenin kullanıldığını, yani buna ilişkin bir delil elde edemediğimiz için SSÇ'nin 109.1 ile cezalandırılmasını talep ettik. Cevabımız bu şekildedir. Teşekkür ederiz. Tamam, peki, teşekkürler. Bir de şöyle bir şeyiniz oldu. Onu tam olarak niye söyledim? Mesela tutanağı geçirmeyin, beni dinleyin dediniz ya. Anlatacaklarımı tutanağı geçirmeyin, beni dinleyin gibi bir şey söylediniz. Duruşmadaki her şey tutanağa geçmek zorunda. Niye geçirmeyelim? Tabii tabii işte onu. CMK'daki hükmü incelediğimizde hakimin gereken hallerde tarafların beyanlarını özet olarak zapta geçebileceği hükme bağlanmıştır. Bu nedenle benim aslında oradaki kastım daha sonrasında bizim beyanlarımızı zapta geçebilirsiniz. Ancak o an ben bir anne babanın kızının öldürülmesi yargılamasını izliyorlar. Hani TCK madde 81 bağlamında evet anne baba yaşıyor. Yaşamakları devam ediyor ancak kimse onlara siz yaşıyorsunuz diyemez. Bu nedenle ben bana bakarak beni dinlemenizi talep ettim. Onu şöyle ifade edin bence duruşmalarda. İşte bana odaklanın falan. Şeyi hani dikkati çekecek başka bir cümle şey yapın. İnsan psikolojisi açısından o çok irite edici bir şey olur. Aklınızda olsun. Yani dediğim gibi bunları puan değerlendirmesi açısından söylemiyorum. Bir daha söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Yani orada çok iyi. Yani uyarın mutlaka. Şu anda biz sizi çok dikkatli dinliyoruz zaten mesele değil ama duruşmalarda işte herkes bilgisayarıyla hani biraz da uzattıysanız tesbihiyle falan. Pekala, teşekkürler. Orada mesela hani burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum falan biraz sesini yükselterek bir şey yaparak yap onu çok güzel. Aslında retorik yapıyorlar ama evet. Yazılı savunmamızda bunları belirttik diyerek belki sözlü savunmanıza yoğunlaşılmasını yani hani ya konuyu ben anladım ama hani vurguyu öyle yapsanız daha evet, iyi bilginiz olsun. Bir şey olsun. Belirtebilir miyim? Stajyer avukat olarak izlediğimiz duruşmalarda bazen yazılı savunmada belirttik deyince artık devamı dinlenmiyordu. Zaten yazılmış. Normalde de dinlemiyorlar. Evet, burada kesinlikle olmaz öyle bir şey. Ama o an aklımıza gelmemesinin sebebi yani duruşmada bunu söyleyince bazen yazılı savunmada belirtiniz zaten deniyordu. Muhakkak o yüzden o an öyle söylemişimdir doğaçlama olarak girdiğim sıkıntı için. Sıkıntı yok. Uyarı için teşekkürler. Sıkıntı çok sağ yok. Olun. Gayet güzel. Yok iyi hani şeyler iyi. Bir de şöyle bir şey. Hazal vekili bütün delilleri tartıştı. Yani Betül'le ilgili tartışıp delilleri siz niye tartışıyorsunuz? Dosyayı birlikte yürütmek. O zaman Hazal vekili demeyecektiniz. Peki bir de şeyi söylediniz. Mustafa ile şeyi yüzleştirelim. Kastınız ne? Doğru. Mikrofon evet. Pardon. Esasen beyanımızı bir miktar tekrar dahilinde olacak. Kusura bakmayın. Yo yo şunu soruyorum ama onu anladım ben. Ne yapılırsa yani yüzleştirmeyi nasıl yapacaklar? Yüzleştirme CMK madde 52'de belirtilmiştir Sayın Heyet. Tam doğru ifadesi için buradan okumak istiyorum. Tam olarak kanun hükmünü şey yapamadım. İçeriğini biliyorum aslında birebir sunmak adına böyle yapmayı kararlaştırmıştık ancak yüzleştirmede şu ortaya çıkar. Tanık Mustafa gördüğü kişinin doruk olduğunu söylüyor ancak hukuka aykırı şekilde gerçekleştirilmiş fakat örnek vermek gerekirse bir ifade hukuka aykırıysa tekrardan o kişinin ifadesine başvuramayız demiyorsak bunda da tekrardan yüzleştirmeye başvuramayız diyemeyiz ve yüzleştirme aslında kovuşturma aşamasında yürütülen
tanık ile suçu işleyen kişilerin sanığın yüzleştirilmesi, tanığın veya mağdurun gerçekten gördüğü kişinin o olup olmadığını söylemesi adına düzenlenen bir hükümdür. Biz de bu maksatla hukuka aykırı delil olduğu için daha hukuka uygun bir delil elde etmek amacıyla ve sayın mahkeme bunu gerekli görüyorsa yüzleştirilmesini talep ettik. Burada kastım şuydu, işte bu gene teşhis aslında. Yüzleştirmede karşılıklı konuşturma gerekiyor. Onu isterseniz evet, daha sonra şey yaparsınız. Tamam, peki teşekkürler. Şimdi size de bir iki şey söyleyeyim. Gerçi şey yaptık ama teşhis niye hukuka aykırı? Başkanım, PVSK ek madde 6'da teşhis işleminin nasıl yapılacağını, hangi şartlara bağlı olarak yapılması gerektiğini anlatıyor. Öncelikle burada teşhis işlemine konu kişi, polislerin, yani her zaman kendisine bakan, gündelik belki cilt bakımını, tıraşlarını yapan kişilerin arasına konularak, kaç gündür olduğunu da bilmiyoruz. Hapishanede kalan, hangi şartlar, hangi koşullar altında kaldığını bilmediğimiz insanı polislerin arasına koyuyor. Burada kişilerin birbirine benzeyip benzemediğini de bilmiyoruz. Teşhis işleminde önemli olan şey kişilerin dış görünüşleri, fiziksel özelliklerinin birbirine uyumlu olup olmadığıdır. Fakat burada biz bile burada 3 tane polis ve 1 tane birkaç gündür hapishanede kalan birisini yan yana koyarsak hangisinin aslında suç şüphesi altında olduğunu tahmin edebiliriz. Çok kolaylıkla. Peki. İkincisi sinyal bilgileri elde edilmesi hukuka aykırıdır. Çünkü yönetmelik kaldırılmış dediniz ama kanun da var. Onu nasıl değerlendireceksiniz? Kanun, yani Yargıtay uygulamasında CMK 160-161 Cumhuriyet Savcısının genel yetkisi kapsamında değerlendiriyor. Sinyal bilgisi için değil o, HTS. Maktulün sinyal bilgilerinin değerlendirilmesini. Kanunda düzenleme var nasıl yapılacak? Hangi madde? Maktul. Sinyal bilgilerin değerlendirilmesi 135. Mağdurla ilgili mi söyledin? Ben mağdurla ilgili tamam, söyledim. Tamam, peki. Ya mağdurla devam. İlgili söylediğim için hani madde CMK madde 135'te düzenlenen şüpheliyle alakalı. Tamam. O zaman 160-161. Evet, Yargıtay'ın uygulaması bu yönde ama biz bu görüşe katılmıyoruz. Çünkü burada zaten maktul vefat ettiği için kendisinin de bir rızası yok. Ayrıca doktrinde bu her ne kadar maktulün lehine bir durum olsa da temel hak ve özgürlüklere ciddi bir müdahale teşkil ettiği için hani bu hususun ayrıca özel bir kanunla düzenlenmesi gerektiği kanaatini peki, taşıyoruz. Peki, teşekkür. Bir de son olarak, gerçi o gene konuşuldu ama şimdi 158.7 var. Eğer şikayete bağlı suçun şikayete tabi olduğu soruşturma, kovuşturma evresinde ortaya çıkarsa şikayet geri alınmazsa devam eder vesaire diye. Bakın maddeye mi? Evet, yürütülen soruşturma sonucu. Evet. Kovuşturma evresine geçildikten sonra suçun şikayete bağlı olduğunu anlaşılması halinde mağdur açıkça şikayetten vazgeçmedi. Fuat'ın durumunu bu madde kapsamında nasıl değerlendirirsiniz? Efendim? Erkan ve Fuat'ın durumunu tartıştınız ya. Evet. Onu bu madde kapsamında nasıl değerlendirirsiniz? Ama somut olayımızda öncesinde şikayete bağlı olmayan bir suç yok. Suç baştan beri şikayete bağlı. Basit yaralama. Sonra burada da zaten onu söylüyor. Şikayete bağlı olduğu burada anlaşılırsa diyor. Benim de sorum şu. İddia şu ya ya da savunmanız şu ya, işte bu esas itibariyle şikayet hakkı Erkan'a değil Fuat'a ait. Dolayısıyla o yapmalıydı. O yapmadığı için de ona sorulmalıdır dediniz ya. Evet. Bu mantığı yürütüyorsanız mahkemede şunu diyebilir. Bu durum burada ortaya çıktı. Dolayısıyla kanun hükmünü ben buraya uygulayalım diyebilir mesela. Şunu demeniz farklı. Şikayet hiç geçerli değildir ya da işte böyle bir yani sorulmamalıdır. Burada düşme vesaire demeniz başka. Onu derseniz buraya gidebilir bir bilginiz olsun. Bakın gene de ama şey o orada öyle bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Problem değil. Yani bu bir tavsiye sadece. O mantığı kurmanızı istiyorum. Dediğim gibi son kısımlar her iki tarafa da tavsiye niteliğinde. Yoksa hani o puanlama vesaire kendi yaptığınız, yarışmada yaptığımız değerlendirmeden çıkacak bilginiz olsun. Ama her iki taraf da gayet başarılı. Çok teşekkür ederiz.